Sayın seyirciler, iyi akşamlar. 15 Temmuz özel yayınıyla karşınızdayız. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Muhammed Altaytaş bizlerle birlikte stüdyo konuğumuz. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Evet, programımızda dini ve milli şuurumuz açısından 15 Temmuz hadisesini konuşacağız. Hocam, öncelikle bugün ne oldu seyircilerimize bir hatırlatmak gerekirse? Öncelikle 15 Temmuz'un yıl dönümünde böyle bir konuyu gündeme getirdiğiniz için sizlere, ETV'ye teşekkür ediyorum. Ekranları başında bizleri takip eden ETV izleyicilerine de saygıyla selamlıyorum. Tabii bugün bundan tam 6 yıl önce, 15 Temmuz 2016 yılında devletin neredeyse tüm kademelerinde, özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri içinde örgütlenmiş FETÖ'cüler harekete geçerek bir darbe teşebbüsünde bulundu. İstanbul'da Boğaz köprülerinin kapatılmasıyla Türkiye'nin haberdar olduğu, ağırlıklı olarak Ankara ve İstanbul merkezli olan bu kalkışmanın neticesinde 251 şehit verildi. 2000'in üzerinde vatan evladımız şehit oldu. 100 küsür darbeci asker ölü olarak geçirildi. 10.000'in üzerinde darbeci gözaltına alındı. Bugüne kadar da Türk Silahlı Kuvvetlerinden 150'si general olmak üzere yaklaşık 25 bin civarında muvazzaf asker ihraç edildi. 15 Temmuz Cumhuriyet tarihinin en karanlık gecelerinden biri olarak tarihe geçti. Tabii ki bu kara gece, bu darbe girişimi sabahın ilk saatlerinde büyük ölçüde kontrol altına alındı. 15 Temmuz'da milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde bu hayasızca akına göğsünü siper ederek büyük bir zafer kazandı. Bu vesileyle ilan edilen Demokrasi ve Birlik Günümüz kutlu olsun. Evet. Hocam, böyle karanlık geceleri tekrar yaşamamak adına bugünlerde neyi konuşmamız, neyi hatırlamamız gerekiyor? Tabii bu gerçekten önemli bir soru. Tekrarını yaşamamak için böyle elim hadiseleri sadece hamasi söylemlerle geçiştirmek yerine ibret alarak şuurumuzu geliştirmeye yönelik bir takım muhasebeler yapmak gerektiği kanaatindeyim. Bu sebeple 15 Temmuz'un yıl döneminde din ve millet şuurundan ya da tarih şuurundan bahsetmeyi tercih ettim. 15 Temmuz'da FETÖ kullanılarak vatanımızın, milletimizin, devletimizin bekasına yönelik olarak gerçekleştirilmiş olan bu saldırıda, bunun benzeri saldırılarda elbette bitmeyecektir. Bütün bu tehditlerin panzehiri, milletimizin hakimiyetine dayalı, demokratik bir ruh ile milli birlik ve beraberliğimizi, tarih şuurumuzu güçlendirmek ve derinleştirmek olsa gerektir. Öyle ki insan bünyesinin sağlığı için bağışıklık sisteminin sıhhati neyse, belki de milli bünyenin sıhhati için birlik ve beraberlik ve milli şuur, tarih şuuru odur. Tabii milletimiz yaklaşık 1000 yıldır Selçuklu Osmanlı çizgisiyle beraber olarak düşündüğümüz zaman yaklaşık 1000 yıldır İslam milletinin mümessili olarak sadece İslam tarihinin değil, aynı zamanda insanlık tarihinin mihverine yerleşmiştir. Tabii ki son 200 yılda bu Selçuklu ve Osmanlı çizgisinin hakimiyetini yitirmesi, bunun yerine Batı medeniyetinin tarihin merkezini ele geçirmesi sürecinde malumunuz olduğu üzere sadece vatan topraklarımız parçalanmadı, biriktirmiş olduğumuz milli şuur, milli hafıza da büyük ölçüde hasar görmüştür. Dolayısıyla Türkiye'de yaşayan bizlerin efendim tarih ve şuur buhranı aslında sadece kendimizin değil, sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda bütün Müslümanların, hatta bütün insanlığın şuur buhranına ya da bütün insanlığın tarihsizliğine ve talihsizliğine sebep olma istidadı taşımaktadır. Çünkü Türkiye ve Türk milleti kendisinden ibaret değildir. Aynı zamanda
bizim milli şairimiz Mehmet Akif'in de ısrarla vurguladığı üzere İslam'ın, İslam milletinin son milletidir, son yurdudur, son vatanıdır. Mesela milli şairimiz bu konuda ölüm kolay diyebilsek sonunda kurtulduk. Bu intihar öteden beri 350 milyonluk zavallı alemi İslam için elim olacak. Biz olmazsak bu kadar hanuman yetim kalacak. Yani diyor ki Mehmet Akif özellikle milli mücadele yıllarında, İstiklal Savaşı yıllarında evet çok zor şartlarda bir mücadele verdik. Fakat bizim teslim olma şansımız, lüksümüz yoktu. Çünkü bizim teslim olmamız, deyim yerindeyse bizim intihar etmemiz o dönem için 350 milyonluk ama bugün belki efendim 2 milyarlık bütün Müslümanların intiharı, onların yetim kalması manasına geliyordu. Kaldı ki milletimiz aynı zamanda İslam'ın da temsilcisi konumundadır bir nevi. Çünkü 1400 yıllık İslam tarihinin 1000 yılına damgasını vurmuş, 1000 yılının mihverinde bulunmuştur. Dolayısıyla bugün İslam dininin de efendim otantik kaynaklarını, efendim kitabı tahrif edilmemiş yegane din olduğunu düşünürsek bunun insanlık içinde ne kadar önemli olduğunu anlayabiliriz. Tabii gerçekten sıhhatli bir tarih şuuruna sahip olsaydık, mesela yaklaşık 60 yıldır cemaat olarak isimlendirilen vatan ve millet davasını, vatan ve millet mensubiyetini yitirmiş bir organizasyonun İslam ve iman davasına aldanmazdık. Onu teşhis etmekte zorlanmazdık. Bu konudaki başarısızlığımızın sebebi kanaatimce bizim efendim tarih şuurundaki eksikliğimiz dolayısıyladır. Dolayısıyla biz bu tarih şuurumuzu edinmedikçe her daim farklı kılıklarla karşımıza çıkacak ve çıkmakta olan milletimizin bekasını tehdit eden söylem ve organizasyonları teşhis etmekte ve onlara karşı mücadele etmekte başarılı olmamız zor görünüyor. Aslında 15 Temmuz hadisesi bize göstermiştir ki tarih şuurunu yitirmiş bir millet ne bilimsel, ekonomik güç ne teknolojik olarak en ileri silahlarla tek başına ayakta kalabilir. Zira biz 15 Temmuz'da kendi vatandaşlarımız tarafından kullanılan uçaklarla, kendi silahlarımızla milletimizin kahraman evlatlarının şehit edildiğine, başkentimizin Türkiye Büyük Millet Meclisimizin bombalandığına şahit olduk. Aslında biz 15 Temmuz'u silah gücümüzle değil, ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı boğar, medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar dizelerinde ifadesini bulan, milletimizin bünyesinde saklı bulunan tarih ve iman şuurunun şaha kalkmasıyla savabildik. Onun için din ve millet şuuru son derece önemli olduğunu tekrar vurgulamak isterim. Efendim sık sık tarih şuurundan bahsediyorsunuz. Biraz daha açacak olursak nedir tarih şuuru? Aslında tarih şuurunun ipuçlarını buraya kadar yaptığımız konuşmada yer yer verdik. Şöyle diyebiliriz. Tarih şuurundan maksat iman ile vatan, din ile millet arasında aynı zamanda milletimizin tarihi gerçekliğine de uygun olarak kurulacak sıhhatli bağdır. Aslında din ve millet kelimeleri Kur'an-ı Kerim'den dilimize geçmiş iki kelimedir ve bu iki kelime birbirinin yerine kullanılacak kadar birbiriyle yakından alakalı ve yakın anlamlı kelimelerdir. Şu kadar var ki aralarında fark da vardır. Şöyle ki din, varlığın ve hayatın manasına dair insanın bağlandığı aşkın ve mutlak hakikati ifade ederken, millet kavramı ise aynı hakikat etrafında toplanan, aynı hakikate bağlanan insanların ortak inanç, kültür ve değerler manzumesi etrafında tarih içindeki yolculuğunu ifade eder. Yani bu manada Anadolu topraklarını bize vatan kılan ve bu vatan üzerinde bir ve beraber olarak tek millet olmamızı sağlayan ortak inanç, efendim kültür ve değerleri hatırlamak özellikle böyle günlerde son derece önemlidir.
Üzerinde yaşadığımız vatan toprakları ilki 1071 Malazgirt zaferiyle, diğeri 1923 İstiklal zaferiyle iki defa vatanımız oldu. Bu toprakları deyim yerindeyse tarihte iki defa vatanımız kıldık. Malazgirt'i de efendim İstiklal Savaşı'na da biz gaza ruhuyla, yani başka bir ifadeyle iman ve İslam davasıyla kazandık ve bu toprakları böylece vatanımız kıldık ve bu vatan üzerinde bir millet olduk. Tabii şunu da vurgulamamız lazım. Sanıldığının aksine bu anlayış Cumhuriyet sonrasında da aynen devam etmiştir. Yani bu bağlamda mesela İstiklal Mücadelesi'nin liderine Türkiye Büyük Millet Meclisimiz tarafından gaza eden manasında gazi ünvanının verilmesi son derece dikkate değerdir. Kaldı ki ülkemizde Müslüman nüfusun %60'lardan %99'lara çıkarılması hemen Cumhuriyeti müteakip mübadele ile başlayan bilinçli bir siyaset neticesinde gerçekleştirilmiştir. Yani malumunuz Cumhuriyet öncesinde bu topraklarda Müslüman ve gayrimüslim oranı %50-50 ya da %60-40 gibi oranlardaydı. Mesela şu an yaşadığımız Edirne'de Müslümanların oranı %60 ise gayrimüslimlerin oranı %50'siydi. İşte bugün Cumhuriyet döneminde sıkça tekrarladığımız bir şey var. Diyoruz ki ülkemizin %99'u Müslüman diyoruz. İşte bu nüfusumuzun efendim %99'unun Müslüman olması ya da böyle bir tabloya bürünmesi özellikle Cumhuriyet sonrasında gerçekleştirmiş olmuştur. Bu son derece önemli. Neden böyle olmuştur? Çünkü biz Birinci Dünya Savaşı'nda şunu tecrübe ettik. Gördük ki Müslümanların hakim olduğu ki dönemin hususiyeti dolayısıyla işte milliyetçilik hareketleri vesaire dolayısıyla Müslüman nüfusun hakim olmadığı, Müslüman nüfusun çoğunlukta olmadığı toprakları biz elimizde tutamadık. Belki Osmanlı döneminde bu mümkündü. Fakat artık modern çağda eğer Anadolu toprakları elimizde vatan olarak kalacaksa bunun ancak Müslümanların hakimiyetiyle olacağını teorik olarak değil, tecrübeyle biz Birinci Dünya Savaşı'nda gördük. Onun için Cumhuriyet'ten sonra bu toprakların %99'u Müslüman haline getirildi. Bu dolayısıyla bilinçli ve şuurlu bir politikaydı. Tabii şu da son derece önemli Cumhuriyet dönemi açısından. Lozan'da mesela ısrarla muhaliflerimiz bize azınlıklar, mesela Aleviler azınlık olsun, efendim Kürtler azınlık olsun diye bize dayatmaya çalıştılar. Biz Lozan'da ısrarla şunu söyledik. Dedik ki biz Müslüman azınlık kabul etmiyoruz. Müslümanlar hangi kavimden, hangi mezhepten olursa olsun bu milletin asli unsurudur. Dolayısıyla Müslümanlar bu milletin asli unsurudur. Biz onları azınlık olarak kabul etmiyoruz. Bu topraklarda tek azınlık gayrimüslimlerdir dedik ve bundan dolayı gayrimüslimler dışında hiç kimseyi azınlık kabul etmedik. Dediğim gibi hangi kavimden, hangi ırktan, hangi mezhepten olursa olsun bütün Müslümanlar tek millettir dedik ve Türk milleti ifadesini de bu manada kullandık. Bu son derece önemli. Yani özetle şunu söyleyelim. Ahmet Yesevi'den Yunus Emre'ye, Mevlana'dan Karacaoğlan'dan, Fuzuli'den Dede Efendi'ye, Itri'ye, Fatih Sultan Mehmet Han'dan Mimar Sinan'a kadar dilimiz, şiirimiz, türkülerimiz, şarkılarımız, sanatımız, edebiyatımız, örf ve adetlerimiz hep İslam'la yoğruldu. Onun için biz de iman ile vatan, din ile millet meselesi ruh ve beden gibidir. Birbirinden asla ayrılmaz. Malumunuz ruh ve beden birbirinden ayrıldığı vakit ölüm gerçekleşir. Dolayısıyla bu topraklarda iman ile vatan, din ile millet davası birbirinden ayrıldığı zaman milletimizin, vatanımızın bekası da
zora düşer. Bunu fark etmemiz lazım. Yani onun için FETÖ misalinde olduğu gibi vatansız iman, milletsiz İslam davası kim ki böyle bir davayla karşımıza çıkarsa ya da bunun tam aksine imansız vatan, dinsiz millet davası peşinde olan birilerini görürsek bunların aslında vatanın da, imanın da, dinin de, milletin de aleyhine insanlar olduğunu fark etmemiz lazım. Bu yaklaşım son derece önemlidir. Dolayısıyla milletimizin, vatanımızın bekası için de gereklidir diye düşünüyorum. Efendim, açıklamalarınızda dinimizin, milletimizin öneminden bahsediyorsunuz. Ancak 15 Temmuz hadisesinin dini görünümlü bir yapı tarafından gerçekleştirilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, bu da gerçekten çok ilginç bir soru, ilginç bir gerçeklik aslında. Hem dinimizin, milletimizin mayası dinimiz diyoruz ama diğer yandan dini görünümlü bir örgüt milletimizin bekasını tehdit evet. ediyor. Aslında şöyle düşünmek sanıyorum gerekir. İnsanların en çok itibar ettiği, en çok kıymet verdiği şeyler, değerler istismar edilmek üzere en çok tercih edilen değerlerdir. Çünkü insanların kıymet vermediği şeyleri istismar edemezsiniz. Kıymetli şeylerin sahtesi icat edilir. Dolayısıyla agah olmadığımız zaman ya da dikkatli olmadığımız zaman en güçlü yanımızın en zayıf noktamız haline gelmesi mümkündür. Dolayısıyla 15 Temmuz'da milletimizin İslam hassasiyeti dolayısıyla dini görünümlü bir cemaatin kullanıldığı kanaatindeyim. Kaldı ki bu darbe girişiminde sadece din istismar edilmemiştir. Mesela bu organizasyonun Yurtta Sulh diye bir ismi vardı malumunuz. Bu aynı zamanda Cumhuriyetimizin kurucusuyla özdeşleşmiş bir sözdür, bir isimlendirmedir. Dolayısıyla burada deyim yerindeyse Atatürk ve onun getirdiği değerler de istismar edilmiştir. Dolayısıyla şunu söylemek isterim ki milletimizin kıymet verdiği değerlerin sahtesi üretilerek, onlar istismar edilerek bu tür girişimler efendim ortaya konulmaktadır. Muhtemelen bundan sonra da konulacaktır. Dolayısıyla milletimizin teminatı olan bu türden değerlerin milletimizin aleyhine kullanılmaması, istismar edilmemesi için her şeyden önce sağlıklı bir eğitime ihtiyacımız var. Yani sağlıklı bir dini eğitime, sağlıklı bir milli eğitime ihtiyacımız var. Aksi takdirde bu sinsi yaklaşımlara engel olmamız, onları teşhis etmemiz zor olabilir. Tabii FETÖ'nün kendine mahsus bir takım özellikleri de var. Çünkü FETÖ bildiğimiz manada bir örgüt, bir yapılanma değil. Yani istihbarattan hukuka, eğitimden ekonomiye, siyasetten orduya, sivil toplum kuruluşlarından medyaya, efendim dini ideolojik yapılara kadar deyim yerinde ise efendim bireyin, toplumun ve devletin kılcal damarlarına kadar sızmış çok boyutlu postmodern paralel bir yapılanmadır. Dikkat ederseniz mesela FETÖ'nün içinde ya bunun ne alakası var? Aslında hiç din ve imanla da alakalı görülmüyor diyebileceğimiz hatta birbirine zıt inançlar, birbirine zıt ideolojilere mensup insanları görmek de mümkün. Yani bir bakıyorsunuz ki Yahudi ama FETÖ'cü, Hristiyan FETÖ'cü, liberal, sosyalist vesaire, belki materyalist ama FETÖ'cü. Dolayısıyla bu aslında FETÖ'nün biraz önce söylediğim bu kompleks, karmaşık yapısıyla ilgili. Dolayısıyla FETÖ'nün 60'lı 70'li yıllardan beri, aslında uzun bir süreden beri belli bir plan ve program sayesinde her dönemde aslında sürekli gelişen ve gittikçe küreselleşerek varlığını sürdürebilen ve bu süre içinde de bir virüs gibi devletimizin ve milletimizin bünyesine sirayet ederek bu örgüt 15 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalama ihalesini üstlenebilecek bir cesamete
ulaşmıştır diyebiliriz. Evet. Vatana, millete mensubiyetten bahsediyorsunuz. Küreselleşen bu dünyada bu mensubiyeti sürdürmek mümkün mü, gerekli mi? Neler söylemek istersiniz bu konuda? Evet, bu da gerçekten bu bağlamda, yani özellikle bu 15 Temmuz'un yıl dönümünde özellikle konuşmamız gereken önemli bir konu diye düşünüyorum. Çünkü FETÖ'ye baktığımız zaman özellikle tavladığı insanların 3 mensubiyetini yok ediyordu. Bunlardan biri aile mensubiyeti. Önce o insanları ailelerinden koparıyordu. Ondan sonra vatan ve millet mensubiyetlerini koparıyor. Onları deyim yerindeyse bir dünya vatandaşı olarak şekillendiriyordu. Yani bu manada mesela Tevfik Fikret der ki, işte yeryüzü vatanım, bütün insanlık milletimdir gibi böyle bir anlayışı görüyoruz. Ondan sonra diyalog ve hoşgörü söylemleriyle onların dini mensubiyetlerini önemsizleştiriyordu. Böylece mensubiyetlerinden arındırdığı insanları aslında küresel sistemin hizmetine devşiriyordu. Yani bu aynı zamanda malumunuz bir hizmet hareketi olarak tanınıyordu. Aslında bir hizmetten bahsedeceksek belki böyle bir hizmetten bahsedebiliriz. Yani gönlünü çaldığı, kendisine tabi kıldığı insanları küresel sistemin hizmetine devşiriyordu. Tabii bu anlayış, yani bu küresel vatandaşlık ya da dünya vatandaşlığı anlayışı bugün sadece FETÖ'yle de sınırlı değil, özellikle gençlerimiz arasında oldukça revaç bulan, oldukça yayılan bir anlayış ve dolayısıyla bu konuda da dikkatli olmamız gerektiği kanaatindeyim. Neden? Çünkü toplumsal ve tarihsel ilişkilerin ters yüz edildiği bir modern dünya posterinde küresel vatandaşlığın amacı kendisine muazzam bir meta yığınının ortasında bulan insanı bir kullanım nesnesi olarak yeniden şekillendirmek, aslında bireyi kapitalizmin hizmetine devşirmektir. Çünkü yani modern dönemde birey, yaradanı, tarihi, vatanı, milleti, kimliği ve kendi özüyle bağları koparılmış. Efendim, böyle bir küresel vatandaşın eline sahte bir özgürlük ve refah vaadiyle, işte liberal, materyalist ya da pozitivist, aydınlanmacı, renksiz, tatsız, tuzsuz bir takım kavramlar tutuşturulmuştur. Aslında modern dönemde işte bu hakiki aidiyetlerinden, otantik bağlarından, köklerinden sıyrılmış, efendim gerçek değerleri elinden alınmış insanlar, sahte ideolojiler, efendim örgütler ve cemaatler için bir av haline geliyorlar. Çünkü kaybedilen hakiki değerleri telafi etmek üzere ya da bu tür örgütleri bir sığınak olarak, bir cazibe unsuru olarak görebiliyorlar. Dolayısıyla bugün dünyada hakim olan kapitalist kültür, bireylerin bir kısmını doğrudan kendi propaganda araçlarını kullanarak, işte sosyal medyadan birçok iletişim araçlarına kadar, doğrudan kendi propaganda araçlarını kullanarak ferdi olarak küresel sisteme entegre ederken insanların bir kısmını da spesifik kullanım amaçlarına göre kurgulanmış örgütler vasıtasıyla topluca, deyim yerindeyse cemaat halinde hizmetine devşirmekte ve hizmetinde efendim kullanmaktadır. Aslında böylece küresel kapitalist sistem insanlığın bütün esaslı direnç noktalarını zaafa uğratarak veya bunları tahrif ederek bir şekilde hükümranlığını pekiştirmek ve çarkını çevirmek derdindedir. Dolayısıyla bu FETÖ'ye benzeri ideolojik görünümlü ya da dini görünümlü yapılarla sadece hukuki ve siyasi mücadele yeterli olmayacaktır. Çünkü bütün bu yapıların karşılık bulmasının ya da elemanlar bulabilmesinin
çok daha derin varoluşsal, efendim dini, tarihi, felsefi ve sosyolojik temelleri vardır ki bunların çok iyi tahlil edilmesi gerekmektedir. Bütün bunlardan sonra öyle anlaşılıyor ki Türk istiklalini, efendim Türk istikbalini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek gibi bir sorumluluk hissediyorsak, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi öyle yetiştireceğiz ki onlar Mevlana'nın pergel metaforunda olduğu gibi bir ayağını vatanın ve milletin bağrına sabitleyecek, diğer ayağıyla da efendim çağının dil, bilim, kültür, teknoloji, sanat gibi bütün birikimlerinden haberdar olacak. Bütün birikimlerini öğrenecek ve bütün bunlardan istifade edecek. Böyle bir nesil yetiştirmek gibi bir sorumluluğumuzun olduğunu da düşünüyorum. Efendim FETÖ'nün aslında kendisinden ibaret olmadığını, deyim yerindeyse bir maşa olduğunu ifade ediyorsunuz. Peki 15 Temmuz'da FETÖ'yü kullananların hedefi neydi? Tabii bunu anlamak için belki biraz daha tarihe gitmemizde yarar var. Aslında şöyle çok güçlü bir tez var. Yani Batı modernleşmesinin anti-Türk karakterde olduğuna dair çok güçlü bir tez var ama bu güçlü olduğu kadar yaygın bir söylem değil aslında. Neden böyle? Çünkü Batı medeniyeti derin tarihi kodları itibariyle işte bütün Haçlı seferlerinde karşısına dikilen 10 asırlık Doğu Roma ve Bizans İmparatorluğunu ortadan kaldıran, tarih boyunca ticaret yollarına hakim olan, ta Viyana kapılarına dayanan, İslam'la birlikte anılan Selçuklu Osmanlı çizgisini ve tabii ki bu çizginin varisi olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni de potansiyel bir tehdit olarak görmektedir. Yani küresel düzenin belki de en gerçekçi, en hakiki potansiyel tehdidi olarak Türkiye'yi görmektedir. Belki biz bunun tam olarak farkında değiliz. Şimdi bu sebeple ilk bakışta işte varlığımızı tehdit eden ve birbirine düşmanmış gibi görünen, işte ilk aklımıza gelen mesela FETÖ, PKK, PYD, DAEŞ ve benzeri örgütlerin müttefikimiz gibi görünen ülkeler tarafından desteklenmesi, beslenmesi bu noktada son derece manidardır ve dikkate değerdir. Yani aslında iyi bakınca şunu görebiliriz ki 40 yıldır 40 binin üzerinde vatandaşımızı şehit eden ve hala da şehit etmeye devam eden, hala mücadele ettiğimiz, ülkemizi milyarlarca hatta trilyonlarca dolar zarara uğratan PKK örgütü de, efendim 15 Temmuz'da 251 vatandaşımızı şehit eden, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalayan FETÖ'de aynı el tarafından tutulan maşalardır. Dolayısıyla bu gerçeği göz ardı eder, asıl arka plandaki beyni, asıl arka plandaki eli fark etmezsek o zaman tavşana bak taktiğinin kurbanı olur. Şunu söyleyebiliriz aslında, Türkiye tek vatan ve tek millet olarak kaldığı müddetçe küresel sistem kendini güvende hissetmeyecektir. Amerika ve Batı için yekpare olduğu müddetçe maalesef Türkiye onlar için hep bir mesele olarak görülmeye devam edilecektir. Hatta öyle ki Türkiye onların kolonisi hatta müstemlekesi haline gelse bile tek parça olmasına razı olmayacaklardır. Mesela bugün belki Yunanistan büyük ölçüde Amerika'nın ya da Batı'nın kolonisi haline gelmiş vaziyette. Yani bu manada istiklalini kaybetmiş vaziyette. Fakat hala Yunanistan'ın mesela birlik ve beraberliği ile ilgili bir sorun görülmemekte. Fakat Türkiye için durum böyle değildir. Yani Türkiye Batı tarafından efendim koloni haline getirilse dahi yekpare kalması onların isteyebileceği, kabul edebileceği bir şey değildir. Dolayısıyla bunun da farkına varmamız lazım. Yani dolayısıyla milletimiz İstiklal Savaşı'nda yazdığı destanla her ne kadar sevri yırtıp çöpe attıysa da İstiklal Marşı'nın mağlupları
sevr ideallerinden bir an olsun vazgeçmemişlerdir. Belki bizim milli mücadelemiz dolayısıyla bu hayallerini ertelemek zorunda kalmışlardır. Yani öyle anlaşılıyor ki vatanımızın ve milletimizin hasımları için aslında 15 Temmuz sadece basit bir hükümet darbesi değil, İstiklal Harbi ile yarım kalan hesabın tamamlanmasına yönelik bir hamleydi. Yani böylece yaklaşık bir asır sonra İstiklal Savaşı'nın rövanşı alınacak ve sevre giden kapı yeniden aralanmış, yeniden açılmış olacaktı. Aslında bütün bu söylediklerimizi bir arada düşününce millet olarak önümüzde iki seçenek görünmektedir. Ya direnerek onur ve şerefimizle var olmak ya da teslim olarak atasına, tarihine ve şerefine ihanet etmek. Yani bizim küresel sistemle bütünleşerek varlığımızı devam ettirme lüksümüz maalesef bu tarihi gerçekler ışığında çok mümkün görünmemektedir. Efendim çok değerli bilgiler verdiniz. Son olarak neler söylemek istersiniz? Son olarak evet yani 15 Temmuz aslında canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda diyen vatan evlatlarının yazdığı bir destandır. Birinci Dünya Savaşı'nda medeniyet düşmanı Almanlara ve barbar Türklere istiklal hakkı yoktur diyen canavarlaşmış medenilere karşı istiklal şairimizin diliyle milletimiz şöyle haykırmıştı. Malumunuz İstiklal Marşı'nda iki defa tekrar eden bir mısra var. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal diye onlara cevap vermişlerdi. İşte 15 Temmuz'da da milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde haktan gayrı hiçbir güce boyun eğmeyeceğini, hakkın emaneti olan istiklalinden canı pahasına bile olsa vazgeçmeyeceğini bütün dünyaya belki 100 yıl sonra yeniden göstermiş ve yeniden haykırmıştır. 1071'den 1923'e, 1923'ten günümüze kadar üzerinde yaşadığımız toprakların vatan kılınması ve bu toprakların müdafası uğruna canını, cananını, bütün varını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi, Sultan Alparslan'ı, Sultan Fatih'i, İstiklal Savaşı'nın milli mücadelenin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal şehitlerimizi, bilhassa bugün yıl dönümünü idrak ettiğimiz 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Gazi olanlara da sıhhat ve selamet üzere uzun ömürler diliyoruz. Bu vesileyle şehitlerimizin emaneti olan, istiklal ve şerefimizin sembolü olan al bayrağımızı vatan topraklarında ilelebet dalgalandırma kararlılığımızı tekrar ediyoruz. Bizi sabırla takip eden izleyicilerimize de teşekkür eder, onlara hürmetlerimizi arz ediyoruz efendim. Efendim biz de size çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Sayın seyirciler, 15 Temmuz özel yayınımızda Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Muhammed Altaytaş bizlerle birlikte oldu. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.